yani dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Genelde kalp krizlerinde çoğunlukla ağrı olur. Bazen ağrı olmayabilir. Özellikle şeker hastaları ağrı duymayabilir. Nefes darlığı şeklinde hissedebilir. Bazen karışabilir. Subklinik dediğimiz daha hafif bir şekilde seyredebilir kalp krizindeki ağrılar. Bazı kişiler anlamayabilir. Bazen mide ağrısı gibi olabilir. Şiddetli karın ağrısı. Yani illa ki göğüs ağrısıyla başlayacak bir unsur yok. Ama tipik ağrı göğüsten başlayıp çeneye özellikle yayılıyorsa ve kollara doğru yayılıyorsa bizim için tipik göğüs ağrısı budur. Ama bunun dışında atipik ağrılar da olabilir. Bayanlarda mesela dediğiniz bayanlarda ki tipik, atipik ağrı oranı biraz daha yüksektir. Bayanlarda genelde şeker hastalığı da sık olur. Göğüs ağrısını bazen çok tipik tarifleyemeyebilirler. Daha çok nefes darlığı şeklinde olabilir. Mide ağrısı şeklinde olabilir. Sırt ağrısı tam anlayamayabilirler. Ama yani çok büyük bir oranda yine göğüs ağrısı olur hastamızda. Peki hocam, kalp hastalığında yapılacak testler ile önceden önlenebilir mi? Tabii ki tabii. Yani zaten bizim işte en çok üzerinde durduğumuz bu konu bu. İşte ani kalp krizini engellemek biliyorsunuz. En önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi ani kalp krizi. Bunu tabii önlemenin yolları demin dediğimiz gibi risk faktörleri var. Risk faktörlerini azaltır isek birincisi bu, önleyebiliriz ama onun dışında ne yapabiliriz? Özellikle risk faktörü var. Ailede işte kalp krizi geçirmiş, annesi de babası da felç geçiren ya da kalp krizi geçiren, bypass olan, stent olan kişiler var ise, bu kişi özellikle sigara içiyorsa ve şeker hastalığı var ise artık 30'lu yaşlardan itibaren bakmak lazım. Yani ailesinde kalp krizi geçirmiş, stent olmuş, bypass olmuş bir kişi sigara içiyorsa ya da genç yaşta şeker hastalığına yakalanmış ise çok erken yaşlarda, 30'lu 40'lu yaşlardan itibaren rutin tetkiklerini yaptırması lazım. Kolesterolüne, şekerine baktırması lazım. İşte eko testi, efor testi, EKG, gerekirse anjiyoya kadar giden testler yapmak lazım. Bu damar tıkanıklığı var mı yok mu araştırmak lazım. Eğer bu kalp krizi geçirmeden önce damar tıkanıklığını tespit edersek bu son derece mucizevi bir şey, hayat kurtarıcı bir şey. Bu şekilde insanların hayatını kendilerini kurtarabilirler. Ne oluyor? Diyelim ki damar tıkanıklığını gördük, kalp krizi tam kriz geçirmeden önce anjiyona tespit edersek ne yapıyoruz? Demin dediğim gibi stent takabiliyoruz ya da bypass yapabiliyoruz. Yani bypass yaptığımız hastalar kalp krizi riski son derece düşüyor. Yani bu bilimsel olarak da bütün araştırmalarda gösterilmiş bir şeydir. Yani en azından bir 10 yıl içerisinde tekrar kalp krizi geçirme oranı düşük ama 10 yıldan sonra tekrar riskler artabiliyor. Çünkü neden? Bu damar tıkanıklığı böyle durağan bir hastalık değil. Devamlı o damarı tıkamaya çalışıyor. Bizim bypass yaptığımız damarlar da tıkanabiliyor. Ya da bypass yapmadığımız o gün normal olup da daha sonradan tıkanmaya başlayanlar olabiliyor. Ya da bypass yaptığımızın ilerisi tıkanabiliyor gibi bir çok yani şey dolayı. Yani kişi bir defa damar tıkanıklığıyla size geldiği zaman o bölge temizlendiği zaman bitti anlamına gelmiyor. Zaman bitmez. Her zaman damar tıkanıklığı ile karşılaşabilir kişi. Hiçbir zaman bitmez. Bu devam eden bir süreçtir. Önemli olan burada bu süreci yavaşlatmak. O bizim elimizde. Evet. Süreci yavaşlatmak bizim elimizde. Yani sigara içmemek ve şeker kontrolü. İşte obezden uzaklaşmak, spor yapmak, stresten uzak durmak gibi. Çok yağlı yemek hocam. Sanki böyle şey gibi algılanıyor. İşte. Yağdan değil. Damar tıkanıklığı çok yağlı yediğimiz için işte karşılaştığımız gibi bir rahatsızlık gibi adlandırılıyor ama değil. Şeker yemek. Yani şekerli şey yiyip içmek ve maalesef tahıl ürünleri. Bunlar obeziteye sebep olanlar bunlardır. Obezite yağlı yediğin için obez olmazsınız. Daha çok şekerli şey yiyip içtiğiniz için. Yani bütün içecekler, şekerli içecekler, alkol özellikle burada maalesef son derece ciddi sağlık problemi. Bütün işte meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içecekler hepsi son derece zararlı. İçinde şeker olan hemen hemen her şey zararlı diyebilirim maalesef. Yani insanların hani çok şekeri seviyor, çocuklarımız mesela çok seviyor. Ama son derece sağlıksız olduğunu düşünüyorum ben şekerin. Ekmek konusunda da yani hani böyle tam bu da ekmeği böyle şeker hastası değilseniz hani bir iki dilim falan yenebilir ama böyle çok yememek lazım. Hamur işi çok tüketmemek lazım.